Evet sevgili dostlarımız, Van'dayız. Van'da Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün il başkanlığı açılışını yapacak. Gördüğünüz gibi halk burada toplandı aynı zamanda. Çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz İsmail Bey de buralarda. Nevzat Bey bizim dostumuzdur aynı zamanda. Yönetimde. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, biz de takipteyiz şu anda değerli dostlarımız. Halk burada toplanmış. Az sonra burada Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Van İl Başkanlığı'nın açılışını yapacaklar. Bütün halkımız Ali Babacan'ı bekliyorlar şu anda. Sayın Ali Babacan birazdan bizlerle olacak. Otobüsümüzün sağ tarafında bekleyen değerli gönüldaşlarımızı, kıymetli misafirlerimizi şöyle alanımıza doğru davet ediyorum. Gelin hep birlikte güzel bir organizasyona ev sahipliği yapalım. Bu alanda bekleyen değerli gönüldaşlarımız, sizleri de sol tarafa doğru, alanımıza doğru davet ediyorum. İlginiz için, alakanız için evinize... Evet sevgili dostlarımız, biz de Tempo Televizyon yapımcısı ve de sunucusu olarak Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı bekliyoruz. İnşallah bugün burada güzel bir açılış yapacağız. Biz de Tempo Televizyon yapımcısı ve sunucusu olarak Ali Babacan'ı Van'da bekliyoruz sevgili dostlarımız. Bey, merhaba. Merhaba Ercan Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz açılışımıza. Nevzat Bey'i bekliyoruz. Ali Babacan'ı bekliyoruz. Şu anda esnaf ziyaretinde, zannedersem bir 5-10 dakikaya burada olurlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim, geldiniz. Yardımcı olabiliriz.
Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Büyük bir heyecanla bekliyorsunuz. Büyük bir heyecanla. Sayın Genel Başkanımızı bugün Van'da ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Türkiye'de selamlar olsun, başarımız daim olsun. Tüm gönül dostlara selamlar, saygılarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Özel Bilge Başkanı Cahit Sarım, bütün arkadaşlarıma teşekkürümü sunarım. Sayın Genel Başkanımız bana ayakın tozuyla geldiği için hepinize saygı ve selamlarla teşekkürümü diliyorum. Burası demokrasi meydanı, burası halkın meydanı. Bütün Vanlı hemşehrilerimize burada bizden olmaktan dolayı onur ve gurur duyuyoruz. Sayın Genel Başkanımız bugün Van'ı bayağı güzel gezdi. Van'ımızı tanıtmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Rabbim Van'ımıza hayırlı etmesini hepimize nasip etsin. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiğiniz için var olun. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, gençlerimiz burada. Evet. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ı bekliyorlar. Basın mensubu arkadaşlarımız burada. Gelen giden bütün dostlara aynı zamanda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Davaya gelen deva bulur abi. Davaya gelen deva bulur. Eyvallah, sağ olun. Karstigor İlçe Başkanı Hamit Aydın. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin ekonomik durumları göz önünde. Ancak Türkiye'ye deva olacak olan Sayın Ali Babacan'dır. Deva damlaları damla damla büyüyor. Şimdi de Van'dayız. Van'da da iyi bir performans var. Herkesi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Bizim en büyük sorunumuz bugünkü emniyetimizin bize vermiş olduğu yer. Bugün bir Vanlı olarak, ben Çaldıran İlçe Başkanı olarak bugün bize vermiş oldukları yeri, trafiği kapatmamaları bize büyük bir, kimse buraya gelmesin, burayı görmesin diye bir izlenim görüyoruz. Halkımız burada sahada her köşede bekliyor. Hemen dibimizde araçlar geçiyor. Keşke olmasaydı, daha bir coşkuyla, daha güzel bir şeylerle karşı karşıya geleceğimizi umuyordum. Rabbim Sayın Babacan'ın birazdan buraya gelmesi, Van halkına seslenişi, bize Van'a umut vermesi hepimiz için çok güzel bir şeydir. Biz bu halkı, biz demokrasiyle, demokrasi insanlarıyla inşallah yol bulacağız. Ne yapsalar bu bölgeye, biz gittikçe ağır bir oyla biz onlara dert vereceğiz. Halkımızın yanında olmaya kararlıyız. Halkımızın dertlerine deva olmaya kararlıyız. Allah-u Teala inşallah bizleri utandırmaz. Bu halka karşı bize bir umut ışığı var. Bu umuda karşı, bu halka karşı umut olmaya, birlik olmaya, kardeş olmaya, bütün Van'ı çağırmaya, buraya çağırıyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Arada bir çıkıyorum, hakkınızı helal edin, saygılarımızı sunuyorum. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Sağ olasın, var olasın. Evet, gördüğünüz gibi bayan hemşehrilerimiz de aynı zamanda bu toplantıya. Sıra kuşağı konuşuyor. Evet, değerli gönüllerimiz, genel başkanımız bu istikamette doğru konuşma için sahnenin sağ tarafına bulunan değerli gönüllerimizle alanımızın sol tarafına doğru davet ediyorum. Biraz formumuzun ön tarafında bulunan değerli basın mensuplarımız, öncelikle sizlere de hoş geldiniz diyor. Daha çalışabilmeniz için de sizleri de bakın şuradaki kırmızı bandın arkasına doğru davet ediyorum. İlginiz için teşekkür ederim. Değerli gönüllerimiz, Türkiye'nin devası, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, saniyeler içerisinde bizlerle olacak. Sahnemizin sağ tarafında bulunan değerli dışarıdaki sol tarafa doğru davet ediyorum. Şöyle ellerimizde bulunan bayraklarımızı dolayı kaldırın. Şöyle hepinizde genel başkanımız Sayın Ali Babacan'ı ve değerli işi Sayın Ali Babacan'ı.
ve ilçe başkanları, kıymetli vatandaşlarımız, tepkili mekanda ferahlık var dedi, ilk binamızı değiştirdi, ilk binamızın açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi bu vakitler kalamazdır. Ben sözü fazla tutmak istemiyorum. Çünkü genel başkanımızın hem il için hem bütün çok kıymetli açıklamaları olacak. Ben sözü tutanla genel başkanımız Ali Babacan'a bırakıyorum. Tekrardan hoş geldiniz. İl başkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, bu arada genel başkanımızın değerli eşi Sayın Zeynep Babacan hanımefendi olsa gelmeniz için sizlerden şöyle kocaman bir alkış rica ediyoruz. Evet, konuşmalarını yapmak üzere eski Van milletvekilimiz, değerli ağabeyimiz, genel başkanımızın baş danışmanı Sayın Kerem Altun Beyefendi, alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz.
çabalar getirdiniz. Genel Başkanımız sabahtan beri Erciş'ten başlamak üzere şu ana kadar Manımızda, Çarşı, Pazar sokaklarında birlikte dolaşıyoruz. Genel Başkanımızı bu kadar samimi duygularla karşılayan siz değerli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Ben de Kerem Bey'in söylediği gibi sözü kısa keseyim. Kürtü sahiplere en fazla zaman, en fırsat verebilmek için tekrar bizleri coşkuyla, muhabbetle karşıladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evet, değerli vekilimize gönülden teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Otobüsümüzün sol arka kısmında ve sahnemizin sağ arka kısmında bulunan değerli gönüldaşlarımız, değerli hemşerilerimiz, sizleri de alanımıza bir kez daha davet ediyorum. İlginiz için teşekkür ediyor. Değerli Vanlı hemşerilerimiz, sizlerden şöyle Van Gölü kadar büyük, Van Gölü kadar güzel bir alkış rica ediyorum. Memleketle ne can kaldı, ne heyecan, alkışlarınızla Ali Babacan diyor. Yoksulluğun ülkesi oldu ya. İçimiz yanıyor, içimiz. Çünkü bu ülke
seçimleri kazanamayınca adeta seçimleri kazanamadıkları illerdeki ilçelerdeki vatandaş cezalandırmanın yöntemi haline geldi bu dayıma. Daha da sonunda milli irade diye kendilerini anlatanlar yerelde seçimi kazanamadıklarında halkın iradesini falan kazanıyor. Bitmedi. İlk başlangıçta gelinen nokta arasında çok büyük farklar var. Çok. Bakın, AK Parti'nin ilk yıllarında cezaevlerindeki koşulların iyileştirmesi sağlanmıştı. Hep beraber çok gayret gösterdik. Avrupa Birliği'ne müzakerelerde de önemli bir konuydu ve biz kendi insanımız için bunları yaptık. Bugün ne oldu? Bugün geldiğimiz noktada bakın bir kadın siyasetçi hastalığının ilerlemesine rağmen hala cezaevinde tutuluyor. Hastanelere gidince diyorlar ki hapishanede kalamaz bu halde diyor. Fakat adli tıp kurumuna gidiliyor, oradan siyasi baskıyla bir rapor çıkıyor ve hala hapishanede tutuluyor. Çok ağır bir haksızlık. Çok ciddi bir insan hakkı ihlali yapılıyor şu anda, çok. Devam ediyorum. Niye bunlar hatırlıyorum? Çünkü, bakın, daha önemli bir konuya gireceğim. Sayın Erdoğan, ne demişti? 2005'te, ne dediysen onun arkasında ilerledi. Yurt sorunu, benim de sorunumdur demiştim. Peki bu ne oldu? 10 sene sonra kendiyle kavga etmeye başladı. Aman oldu başkanım. Kardeşim ne Kürt sorunu ya demeye başladı. İzliyorsunuz. Peki Kürt meselesi çözüldü mü? Ben burada banda sorayım sizlere. Çözüldü mü? Hayır. Tam tersine dirildi. Erdoğan bu bölgeye geldiğinde Dicle'nin kenarındaki kuzuyu hatırlıyor. Ankara'ya dönünce Kurnu'nun yanı başında başka bir hizaya girdi. Farkında bile değil. Belli ki Bahçeli'nin yanından 2 dakika ayrılıp da Kürt meselesini doğrudan insanlarla konuşacak durumda yok artık. Zaten ne zaman gitti? Bahçeli, Pelinçe'ye yanına ortak aldı. O gündür, bugündür memleketin sorunları çözülmüyor. Bakın, buraya gelmesine de gerek yok. Şöyle açsın, Google diye bir şey var değil mi? Herkesin cep telefonunu arıyorsun. Bu yıl kaç Kürtçe öğretmeni atandı diye bir yazsan, gerçeği görecek. Dönelim meclise bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne demek? Bütün vatandaşlarımızı temsil eden, vatandaşlarımızın temsilcilerinin olduğu konu demek değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insanların konuştuğu dil inkar ediliyor ya. Bir insanın annesinden dinle dinlediği dili inkar edilir mi? Ana dili demişti, ana dili. Niye? Çünkü anasının konuştuğu dil, onun için ana dili diyor. Bir milletvekili mecliste Kürtçe bazı ifadeler kullanıyor, kürsüde. Peki, meclisin tutanaklarını açın bakın, internet hepsi yayınlanıyor. Tutanakta ne yazıyor? X harfi koyuyorlar, X. Ya, X. Allah aşkına, İngilizceden alınma bir harf değil mi? Sen İngilizceden aldığın harfi koymayı oraya biliyorsun da meclis tutanaklarına. Kürtçe 2 tane cümle yazmayı bilmiyor musun ya? Gerçekten ayıp günah. Bakın. Arkadaşlar, Kürtçe bu toprakların dili. Üstelik ülkemizde en çok konuşulan 2. dil. Meclis sabıtlarında tutuyorlar bir bilinmeyen dil diye yazıyorlar, bir iş diye yazıyorlar ya. Anlaşılan Kürtler meclise girdi ama daha Kürtçe bu ülkenin meclise giremedi. İşte biz onun için buradayız. Onun için çalışıyoruz. Sonra da kalkıyorlar ne diyorlar? Erdoğan'da Bahçeli'de diyorlar ki ülkede Kürt meselesi falan yok diyorlar. Gelsinler bana da Erdoğan'la Bahçeli burada el ele tutuşsunlar şu meydanda. Van'da sizleri sorsunlar. Kürt meselesi var mı yok mu diye buradan cevabını alacaklar. Ankara'da oturdukları yerden mesele yok demekle mesele yok olmuyor ya. Bakın arkadaşlar. Sen ne diyecektin? Bakın. Basıyorlar. Size bir özet yapacağım. Eğer bu ülkede ana dili hakkı hala tartışılıyorsa burada bir mesele var demektir. Koskoca Türkiye'de yılda ancak 1-2 tane Kürtçe öğretmeni atanıyorsa ülkenin meclisinde
var ya. Çoğunlukla Türk vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde belediyelere kayyumlar atanıyorsa burada bir mesele var. 6 milyon vatandaşımızın oyları yok sayılabiliyorsa burada bir mesele var. Türkiye dönüp dolaşıp hala bugün parti kapatmak gibi bir ilkelliği tartışabiliyorsa burada bir mesele var. Eğer bu ülkede çocukların oyun oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa burada bir mesele var. Eğer ceylanlar, uğurlar ölüyorsa burada bir mesele var. Van'da, burada, daha geçtiğimiz dönemde iki masum vatandaşımız hayvanlarını otlatırken gözaltına alınıp terörist muamelesi yapılıp işkence sonucu biri vefat ediyor, diğeri sakat kalıyorsa ortada bir mesele var. Devam ediyoruz inşallah.
bunlar bizim için gelir geçer günlük meseleler değil, konjonktürel meseleler değil, bir ülke meselesidir, ülke. İşte biz ülkelerimize sahip çıkarak ülkemizi bölgemizin en güçlü ülkesi yapacağız inşallah. Arkadaşlar bakın, iktidar, bugünkü iktidar demokrasiden uzaklaştığı için sadece Kürt meselesini dirilmedi. Aynı zamanda Türkiye'yi yoksulluğa atfettiler bunlar. Zam üstüne zam yaşanan bir ülke haline getirdiler. Geçim sıkıntısını en ağır yaşayan şehirlerden birisi de burada. Burası lan. Hepiniz görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Ekonomi dediğimiz bir temelde zemine oturur. Ekonomi dediğimiz alanın temelinde, zemininde önce adalet vardır. Hukuk vardır, insan hakları vardır, özgürlükler vardır, demokrasi vardır. Siz o temeli sağlam atmadan, o temeli sağlamlaştırmadan bu ülkenin ekonomik sorunlarını çözemezsiniz. Onun için çuvallıyorlar. Onun için Erdoğan diyor, benim adamım ekonomi diyor. Ekonomistim diyor. Ama çözemiyor. Çünkü bunu anlamıyor. İki defa mülakata gittim, 82 puanla. Mülakatı kazanacağız.
bütün çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda arkadaşlar, Türkiye'de döviz kurunun patlamasının en önemli sebebi nedir? Arka kapıdan 190 milyar dolar sattılar ya, devletin dövizini tükettiler ya damatla beraber el ele verip. Asıl oldu. Devletin dövizini ne zaman tükettin bunlar? Miras yedi gibi harcadılar, gizli saklı. Ondan sonra artık döviz kuruna hakim olamıyorlar. Kur artık çarpıyor. Biz paradan 6-0 attık. Onlar geldiler 1-0 ettiler ya. Dolar ne kadardı? 1 lira 50 kuruştu. 1 lira 60 kuruştu. Yıllarca böyle devam etti ya. Bu arkadaşınız ekonomiyi teslim aldı. Dolar sonra 1 lira 50 kuruştu. 6 sene sonra Dışişleri Bakanı olduğunda 1 lira 30 kuruş. Bunlar geldi 6 lira yaptılar. Biz o işte bunu patlatan politikaların anında geçeceğiz. Merkez Bankası'na da TÜİK'e ehil ve dürüst atamalar yaparız. Bir şey elleşmediriz. Bizim çalıştığımız dönemde başarılı elde etmemizin en önemli sebebi dürüst ve ehil kadrolardır. Dürüst ve ehil kadroları işin başına getirin, istişareyle karar alın, ondan sonra korkmayın. Bu ülkenin çözülebilecek hiçbir sorun yok. İnşallah. Bakın, şu anda ülkenin Merkez Bankası'nın bir işi var ya, yani, tek işi var, şu enflasyonu düşürmek. Ama Merkez Bankası serbest değil ki. Bir tane talimat veren var, ben ekonomistim diye, benim alanım ekonomi diye. Laf dinlemiyor diye kaç tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdi, nihayet laf dinleyen Merkez Bankası Başkanı'nı buldu. Kendi lafını, kendi sözünü ona empoze ede ede de enflasyonu da patlattı, dolandırıcı patlattı. Olan budur, başka bir şey değil. Gerçekten beceremiyorlar ya. Ama inşallah değerli arkadaşlar, çözüm bizde. Bunu da düşünürüz. İki tane krizi çözdük. Hangi krizler bunlar? 2001-2002 ekonomik krizini çözdük. Arkasından 2008-2009 ekonomik krizini çözdük. İnşallah bu krizi çözmek de bize nasip olacak. Hazırlanıyoruz. Şu anda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Van'da il başkanlığı açılışını yapacak az sonra. Şimdi hep beraber ne yapacağız? Şahit olacağız değerli dostlarımız. Evet, şimdi makasları geliyor, açılış yapılacak. Thank you.
Evet, açılış yapıldı şu anda. Kurkur ekibi. Gör beni yeterli. Böyle mi tutmayın? He, gör orada gördüğün. Değerli başkanım merhaba. Merhaba. Ben Tempo Televizyonu yapımcısı ve de sunucu Sercan Görüntü. İstanbul'dan geliyoruz, sizi takip ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Vallahi biz iyiyiz de biz ayaküstü böyle bir şey yapmıyoruz biz ha. Yarın sabah basınla bir buluşmamız var değil mi? İnşallah. Kahvaltıda görüşelim. Yarın sabah buluşalım tamam. Nerede? Saat 9'da 40 Eylül'de. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Devam tamam. Edelim. Hemen bir içeri girmemiz lazım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun var olun. Ben sana haber veririm. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Sayın Başkanım ay 29'unda düğünümüz var. Sağ olun, sağ olun. Evet.
Teşekkür ederim, sağ olun. Seni bugün çok çektim. Bir şey değil. Çözeceğiz ama açabilsek. Vallahi açılmıyor. Bir açabilsek mi?